Ahmet Hakan Akşener ne diyor? İç sesim ne diyor? Meral Akşener'in Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamaları okudum. İlk kez net konuşmuş. Çok net hem de. Fakat bu çok netliğe rağmen okurken iç sesimin bambaşka bir havada olmasına engel olamadım. Akşener net konuştukça iç sesim bambaşka konuşuyordu. Akşener Biz bu partiyi üçüncü yol olsun diye kurduk. İki yumruk arasına sıkışmış Türkiye'yi tahterevalli sistemin dışına çıkarmak için kurduk kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. İç sesim. Vallahi mı? Gerçekten mi? İttifak sistemi bitti anlamına geliyor bu sözler. Ne yapalım? İnanalım mı? Yarın öbür gün başka bir şey söylemeyeceğinizin garantisi var mı? Tekrar soruyorum. Ne yapalım? İnanalım mı? Akşener. İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesini göze alıyor musunuz? Hepsini alıyoruz. Belki bizim aday seçilir. Öyle adaylar çıkaracağız ki. İç sesim. İmamoğlu gelip de abla kurbanın olayım ne yapıyorsun sen falan derse yumuşam olmaz mı? Mansur Yavaş eski ülkücü abileri devreye sokarsa hatır gönül dinlemez mi? Hepsini geçtim. Kemal Bey İstanbul bizim Ankara sizin olsun derse bunu yeni bir durum olarak kabul etme ihtimali hiç mi yok? Tekrar soruyorum. Ne yapalım Meral Hanım? İnanalım mı gerçekten? Akşener. Mesela İzmir'de CHP için ceketin atsa seçilir diye bir kanaat var bizim Ümit Özlale ben adayım dedi. Bursa'da adayımız var. Onu ilan ettik. Bursa özelinde her ilçede aday çıkaracağız. İç sesim. Bursa özelinde her ilçede aday çıkaracağız dediğiniz anda akla şu geliyor. Başka illerin özelinde her ilçede aday çıkaramayabilirsiniz yani. Sanat sergisine savcılık soruşturması açılması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fesanede açtığı Ortadan Başlamak adlı sanat dergisi bazı derneklerin ve vatandaşların tepkisini çekmişti. Tepki gösterenlerin gerekçesi şuydu. Bu sergide yer alan eserlerde çıplaklık ve cinsellik ön planda. Tapınak şövalyelerinin taptıkları şeytanı çağrıştıran keçe heykelleri sergileniyor. İki çıplak erkek var eserlerden birinde. LGBT propagandası gibi. Biz bu sergiyi protesto ediyoruz. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Vatandaşın bir sanat sergisini eleştirme, protesto etme, tepki gösterme, tehlikeli bulma hakkı vardır. Bu tür protestolara aman efendim bu bir sanat eseridir, bunun bir bağlamı vardır diye yaklaşılmaz. Demokratik hakkını kullanan vatandaşın senin sanatının bağlamını dikkate alma yükümlülüğü yoktur. Vatandaş bu, sergiyi beğenmeyebilir, sergiyi tehditkar bulabilir, sergiyi inançlar açısından sakıncalı görebilir. Şiddet kaçındığı, vandallık yapmadığı, kırıp dökmekten uzak durduğu müddetçe protesto etmek sonsuz hakkıdır. Ölçü budur. Ölçü buyken bu ölçüyü alt üst eden yepyeni bir gelişme yaşandı geçen gün. Cumhuriyet Başsavcılığı sergiyle ilgili halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan soruşturma başlattı. İşte bu olmaz. İşte bu kabul edilemez. Savcının devreye girmesi demek sanat eseriyle kriminal malzeme arasında hiçbir fark görmemek anlamına gelir. Ne yapılacak bu soruşturmada? Sanatçıya sen bu eseri hangi amaçla yaptın diye mi sorulacak? İyi ama sanatçı 1256 sayfalık bir savunma metniyle tüm göndermelerini, tüm bağlamlarını ortaya koyarsa mahkeme heyetinin uyuklayarak dinlemek dışında bir seçeneği kalır mı? Ne yani mahkeme salonu modern sanatın tarihi, kalkış noktası, incelikleri, meseleleri konulu bir sempozyuma ev sahipliği mi yapacak? Savcı ile sanatçılar arasında modern sanat tartışması mı yapılacak? Çok art niyetli olsam Yerel seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'na yeni bir mağduriyet kapısı da açılmaya çalışılıyor derim. O derece yani. Görüp gezeni anında değiştiren bir fabrika. Çeşitli partilerden milletvekillerinin oluşturduğu bir heyet Togun Gemlik'teki fabrikasını gezmişler. CHP'li Türker Ateş şöyle demiş. Togun ne kadar ilerlediğini görmekten çok mutlu oldum. CHP'li Talat Dinçer şöyle demiş. Milli değeri olan bir proje. Desteklemek gerekir. CHP'li Müzeyyen Şevkin şöyle demiş devletin tüm kademelerinde tok kullanılsın. Allah Allah, CHP'lilerden hiçbiri İtalya'da yapılıp buraya getiriliyor dememiş, üretim bandı yok dememiş, hayal satıyorlar dememiş, fabrika yalan dememiş. Sanırım tokla ilgili tüm tartışmaların ortadan kalkması için yapılacak tek şey var. Her muhalifi fabrikada gezdirmek. Masraflı olmaz mı diyebilirsiniz. Doğrudur, masraflı olur. Ama maalesef bizde fanatik muhalifleri ikna etmek araba fabrikası kurmaktan bile çok daha masraflı bir iştir. Azgın azınlık vakaları. Gün geçmiyor ki otobüste, metroda, hastanede durup dururken layık atak geçiren bir tip çıkmasın. En son Trabzon'da bir hastanede bir layıkçı teyze daha layık atak geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olaylarla ilgili nitelemesi harika. Azgın azınlık vakaları. İktidarda AK Parti var ve bu tipler buna rağmen başörtülü kadınlara kamusal alanda ağır hakaretler edebiliyorlar. İktidarda kafalarına göre bir hükümet olsa bunlar her geceyi arınma gecesi ilan edip başörtülü avına çıkarlardı. Kukutele danslar eşliğinde bir şampiyonluktan bozgunculuk çıkarmak. Bir taraf şunu yaptı. Belli sporcuları hedef haline getirerek büyük zaferi gölgelemeye çalıştı. Bir taraf da şunu yaptı. Kızların zaferini belli yaşam tarzlarının üzerinde kılıç gibi sallamaya kalktı. Hepimizi birleştirmesi gereken bu olaydan bozgunculuk çıkarmaya çalışan iki tarafa da eşit derecede uzağım çok şükür. Serdar Ortaç politikası değişmeli. Serdar Ortaç yaptığı her tepki çeken davranışla "Ben iyi değilim" diyor. "Yardıma ihtiyacım var" diyor. "Şefkat alıyorum" diyor. "Profesyonel destek istiyorum" diyor. "Bana acayip şeyler oluyor" diyor. "Mutsuzum, umutsuzum, yalnızım" diyor. Gelin Serdar Ortaç politikamızı değiştirelim. Ona biraz anlayışla yaklaşalım. Cem Adrian'a bir şey olmaz. Konserinde burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil demiş. Merak etme Cem Adrian. Başına hiçbir şey gelmez senin. Küçük çapta yönetilecek bir kriz bile yaşamazsın. Çünkü burası ne söylediğine değil, kimin söylediğine bakanların ülkesidir.